Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Malum gündemden uçak gemisi bir türlü düşmüyor. İşte Brezilya'dan uçak gemisi alınır mı? Yok üzerine Su-33 veya Herir konulur mu gibi tartışmaların arkasına Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in bir açıklaması geldi. İsmail Bey Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından tasarlanan Hürjet eğitim uçağının uçak gemisi modeli için bazı mühendislik araştırmalarının başladığını söyledi. Bugünkü videomuzda normalde karadan kalkacak bir hava aracının nasıl donanma modelinin yapıldığını, bu iş mümkün mü? Örnekleri neler? Bunlara birlikte bakmaya çalışacağız. Normalde NATO standartlarına göre askeri meydanların pistleri işte minimum 3000 metre uzunluğunda, eni 45 metre devasa bir mesafe. Ve bu mesafeden savaş uçağının veya eğitim uçağının kalkması gerekiyor. Nasıl kalkacak? Tabii ki öncelikle ilk değerlendirilen meteorolojik şartlar. İşte rüzgar hangi yönden ne kadar şiddetle esiyor, hamlesi yani anlık değişimleri ne kadar, hava sıcaklığı, nem oranları nedir? Bunlar dış etkenler. Bir de tabii iç etkenler var. Uçağın motorunun itiş gücünün durumu, uçağın ağırlığı, ne kadar yakıt var, uçak, işte bomba, yakıt tankı gibi dış yüklere sahip mi veya işte elektronik karıştırma podu falan gibi taşıdığı yük ne kadar ağırlıkta? Bunların hepsi alt alta yazılıyor ve uçağın bir kalkış mesafesi ve tabii ki de inerken de iniş mesafesi ortaya çıkıyor. Peki 3000 metrelik pist nerede? Uçak gemisinin veya işte bizim TCG Anadolu'da olduğu gibi daha kısıtlı bir mesafede 250-300 metrelik bir mesafeden uçaklar nasıl havalanıyor? Şimdi gelin isterseniz madde madde neler yapılıyor bunlara bakalım ama ben örneğini Hawk eğitim uçağı üzerinden gideceğim. Hawk nedir diye sorarsanız, BAE Systems tarafından tasarlanmış jet motorlu bir eğitim uçağı. Bu eğitim uçağına 1980'li yıllarda Amerikan donanması da seçti ve uçak T-45 adını aldı. Normalde karadan kalkan Hawk uçağı yapılan modifikasyonlarla uçak gemilerinden uçabilir hale getirildi. Aslında uçak gemisinden kalkışın 3 farklı metodu var. Bunlardan birincisi Harrier örneğinde olduğu gibi dikine kalkış. Tabi bu dikine kalkış için motorun itiş gücünü aşağıya doğru vermeniz lazım. Ve tabi bu motor teknolojisinde epey bir ciddi bir mühendislik çalışma. Bunu kenara alıyoruz normal hızlanarak havalanma, koşturarak pist üzerinde havalanma üzerinden gideceğiz. İki farklı metot var. Bunlardan bir tanesi ağırlıklı İngiliz ve Rus sisteminin oluşturduğu sky jump yani rampa sistemi. Rampa sisteminden uçak koşturuyor ve rampadan kesilerek havada tutulmaya çalışıyor. İkinci sistem ise Amerikalıların tasarladıkları bugün hem Amerikan hem de Fransız uçak gemilerinde kullanılan katapult sistemi. Yani katapult nedir? bir sapanla tutuyorsunuz uçağı adeta atıyorsunuz. İşte bu sapan farklı güçler kullanıyor. Yeni nesilleri manyetik daha eski nesiller buharla çalışıyor. Bu işlemin gerçekleştirilmesi için öncelikle çok güçlü iniş takımlarına sahip olmanız gerekiyor. Güçlü iniş takımları o katapultun o fırlatma etkisine dayanması gerekiyor. Katapult fırlattı. Güverteden kesilişten itibaren uçak üzerine çok ciddi bir G kuvveti binmiş oluyor keza hızlanırken de bu meydana geliyor. Bu G kuvvetini kaldıracak, dayanacak bir gövde yapısı gerektiriyor. Kattıktan sonra uçak normal havada tırmanıyor, görevini gerçekleştiriyor ve inişe geliyor. İniş sırasında yaklaşmada uçakların stall sürati yani süratsiz kalma süratlerinin bir tık üzerinde yaklaşması lazım. Uçak ne kadar yavaş olursa Kullanacağı inişteki pist mesafede mesafesi de o kadar kısa olacak. Ve bu nedenle de uçağın havada iyi tutunması lazım. Bunun için de kanatlarda özellikle biraz daha büyüme veya kumanda yüzeylerinde biraz daha büyüme gerçekleştiriliyor. Benzer bir durum uçağın dikey stabilizesi içinde geçerli. Kumanda yüzeylerinin büyümesi demek düşük süratlerde pilot herhangi bir kumanda verdiği zaman o uçağın daha iyi hakim olmasını sağlıyor. Ve tabii ki arkasından uçak geliyor ve genellikle de çok ciddi bir çöküşle güverteye teker koyuyor. Bu çöküş sırasında yine güçlü iniş takımları o ilk şoku alıyor. O büyük şoku adeta sünümlendiriyor. Arkasından uçağın durması lazım. Bunun için de uçaklara bir kanca takılıyor. Yerde gerili olan çelik teli o kancanın yakalaması ve kısa sürede durması. Eğer bu durma gerçekleşemezse pilot hemen uçağın motor gücünü arttırarak tekrar havalanması gerekiyor. Bunun için de motorların çok ani tepki verip bir anda düşük güçlerden kalkış gücüne doğru geçmesi gerekiyor. Tabi bunlar hep arka arkaya burada anlatması çok kolay ama mühendislik açısından çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor. Başta da belirttiğim gibi İngiliz Hawk uçağı, eğitim uçağı Amerikan Deniz Piyadeleri ve Donanmasının kullandığı versiyon haline McDonnell Douglas o zamanki ismiyle şimdi McDonnell Douglas Boeing bünyesinde mühendislerinin yaptığı çalışmalarla navalize edildi. Yani donanma modeli haline getirildi. Benzer bir çalışmanın son yıllardaki örneği de Hindistan'dan geldi. Hindistan'ın uzun yıllardır devam ettiği bir Tejas uçak projesi var. Hava Kuvvetleri için geliştirilen modelden sonra Tejas'ın ayrıca bir donanma da yapıldı. Hintliler bu konuda Sky Jump sistemini kullanıyorlar. İngiltere'den aldıkları bir sistem bu. Bu konuda da çeşitli testler Tejas üzerinde gerçekleştirildi. Tabi bu Tejas ve Hawk bir sonraki ismi T-45 iki başarılı proje yani hayata geçirilebilir proje olarak havacılık tarihinde yerini aldı. Benzer bir çalışma da Eurofighterlar üzerinde gerçekleştirilmek üzere bazı mühendislik hesaplamalar yapılmıştı. Eurofighter projesi ilk başladığı zaman projenin ortaklarından biri de Fransa'ydı. Fakat Fransa daha sonra projeden çekildi ve Dassault üzerinden kendi savaş uçakları Rafale'ı geliştirmeye devam etti. O yıllarda Eurofighter'ın uçak gemilerinden kalkacak bir modeli planlanmıştı. Fakat burada yapılan hesaplamalarda işte bu daha kuvvetli iniş takımları kumanda yüzeylerindeki büyümeler gibi artı faktörler alt alta yazıldığı zaman uçağın ağırlığında yaklaşık 500 kilogramlık bir artış öngörüldü ve bu verimli olamayacağı kararı verilerek zaten de Fransa'da çekildiği için projeden Eurofighter'ın bu donanma modelinden de vazgeçilmişti. Yani bu tamamen hesap kitap işi. TUSAŞ'ın hürjetinde olduğu gibi Mühendislerimiz bu konuda çalışmalar yapacaklardır. Gerekli değişiklikler neler olabilir? İşte uçak iniş takımları bu şoka nasıl dayanacak? Nasıl bir geliştirme yapılacak? Veya uçağın kanat tasarımında, kumanda tasarımlarında çeşitli tasarım değişikliklerine gidilecek. Bu uçağın üzerine yapılan mühendislik çalışmalar. Bir de deniz koşulları nedeniyle uçak gemilerinde görev yapan helikopterlere uçakların imalatlarındaki bazı farklara da dikkat çekmek istiyorum. Malum deniz yüzeyinde işte deniz suyu geliyor, tuzun inanılmaz bir korozyon yani gövde üzerinde hasar oluşturma kapasitesi var. Bu nedenden dolayı da uçak gemilerinde görev yapacak helikopter ve uçaklara farklı bir üretim tekniği yapılıyor. Gövde tuza daha dayanıklı, suya daha dayanıklı bir şekilde imal ediliyor. Ayrıca tabi bakım ekipleri sürekli buraları kontrol ederek bir baktığınız zaman fotoğraflara donanma uçakları adeta böyle her tarafı yamalı bohça gibidir. Devamlı boyalar üzerlerine işte korozyon olmasın diye müdahale edilir. Herhangi bir kapak açılır o kapakta bir boya hasarı olursa hemen boyanmaya çalışır. O yüzden yakından bakıldığı zaman uçaklar adeta böyle yamalı bohça gibi uçarlar. Bu açıdan da gövdelerinin özel imalattan geçirilmeleri gerekiyor. İşte bazen sevgili izleyicilerimiz de bize sorular soruyorlar. İşte Atak 2'nin örneğin TCG Anadolu için bir versiyonu olabilir mi? Helikopterler kullanılabilir mi? gibi sorular sorulduğu zaman bu helikopterlerin gövdelerinin bu şekilde yani deniz suyuna dayanıklı şekilde üretilmeleri gerekiyor. Aksi halde uçuş ömürleri çok kısa oluyor. Çünkü oluşacak korozyon helikopterin veya uçağın artık hava aracı neyse büyük zarar vererek gövdenin kullanılmaz hale gelmesine neden olabiliyor. Bu programımızda bir hava aracının karada görev yapan bir hava aracının karadan kalkan inen bir hava aracının nasıl... Deniz modelinin gerçekleştirileceği konusunda bazı mühendislik çalışmalar hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın veya bize mail olarak sorularınızı atabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz info@tolgozbek.com günlük havacılık ve savunma haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde oraya ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Sosyal medyadan da bizleri takip edebilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.